Herkese merhaba. Bu videoda Banggood üzerinden satın aldığım 400 watt gücünde yatay rüzgar türbininin incelemesini ve montajını yapacağız. Ve gördüğünüz gibi iki tane kutu içine koymuşlar. Nasıl montaj yapabileceğimize dair şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Ve rüzgar türbininin alternatörü çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kanatlarımız da mevcut. Tam 5 adet. Alyanlar, flanşı, cıvatalar. Siz de bu ürünü satın aldığınızda ürün bu şekilde gelecek arkadaşlar. Şimdi montajıyla devam edeceğiz. Sonrasında performansını hep beraber görmüş olacağız. Rüzgar türbininin kanatlarını monte ederken yönünü dikkat etmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ters olan kısım bu şekilde bağlanacak arkadaşlar. Siz de eğer satın alırsanız benim yaptığım gibi montajını yaparsınız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yatay rüzgar türbinimizin bağlantısını bitirmiş bulunmaktayım. Şu andaki rüzgar diğer rüzgar türbinimden de anlaşılacağı gibi çok fazla değil. Ama en küçük bir rüzgarda yine dönüyor arkadaşlar. Şimdi ne kadar enerji üretiyor? Hep gördüğünüz gibi bir tane 12 volt ve 24 voltta çalışabilen
rüzgar türbinleri için şarj kontrol cihazı var. Bunun girişlerini rüzgar türbinimizden gelen 3 tane kabloyu bağlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen rüzgar türbininden gelen enerjiyle yanmaya başladı. Bu rüzgar türbinimizin şarj kontrol devresi de 12 volt aküye bağladığımızda 12 volta göre şarj ediyor. 24 voltluk batarya bağladığımızda yine 24 volt olarak şarj ediyor. Şöyle kabloyu takip edelim. Kablonun yoğunluğu burada. Rüzgar türbinimizde görüyorsunuz çok yavaş bir şekilde dönmekte. Yine de bu dönüşte de enerji üretiyor arkadaşlar. Şimdi cihazımızın çıkışlarını kör yükümüze bağlayacağım. Rüzgar türbinimizden kaç amper çekebileceğiz bunu göstereceğim size. 12 volt 1.2 amperlik 2 adet aküm var. Şimdi cihazımızı 12 volt aküyü değirdiğimizde 14.4 volta kadar enerji verecek. 24 volta şu çıkış kablolarına değirdiğimizde bu sefer de 28.8 volta kadar bir enerji üretecek. Şimdi onu göstereceğim size. Öncelikle 12 volt bataryamızı şu şekilde değiriyoruz arkadaşlar. Değirdik. Şuradan hemen rüzgar türbinimizi bakalım. Gördüğünüz gibi rüzgar türbinimiz de dönmekte. Hemen çıkış voltajını kontrol edeceğim. Şöyle bir voltmetrem var. Oldukça da rüzgar var şu an ama. Görüyorsunuz arkadaşlar 14.4 volta sabitlemiş ve hemen şuradaki kırmızı ışık gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an fren pozisyonunda, yani şu anda sürekli frenliyor. 14.4 volta sabitledi. Rüzgar türbinimiz oldukça hızlı dönmekte. Ve verdiği akımı şu anda kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi bir tane kör yüküm var arkadaşlar. Bu da 180 watt'a kadar ölçüyor. En azından 180 watt'a kadar cihazımız enerji bize verebilecek mi? Bunu gösterecek bize. Çünkü rüzgar türbinim pik gücü 400 watt. Sürekli 200 watt bir enerji üretebiliyor. Şöyle kısa devre yapmasın. Evet arkadaşlar, şu an 13.9 voltlara düşmüş ama yine de akım üreteceğini düşünüyorum. Şu an 14.3'ü çıktı. Şuradan bir amper. Evet, şu an 2.5 ampere kadar çıktık. Yükseltiyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5 ampere çıktık. Oldukça da rüzgar var şu anda. 11.8, 11.5. 11.5 da arkadaşlar şu anda yaklaşık 6 amper bir güç sağlıyor bize. Rüzgar türbinimizin dönüş şekli bu şekilde. Kablo da çok uzun arkadaşlar. Kablodan da amper kaybım oluyor illaki. En azından akülerinizi çok rahat bir şekilde şarj edecek arkadaşlar bu rüzgar türbini. Şimdi 24 volta göre ayarlayacağım. Bağlamış olduğum rüzgar türbini 24 voltluk bir rüzgar türbini arkadaşlar. Ben bu şekilde kontrol devresi aldım. Hem 12 volt akülerimi hem de 24 volt akülerimi şarj etmek için cihazımı 24 volt aküye göre ayarlayacağım. Sonrasında verdiği akımı hep beraber kontrol edeceğiz. Evet, kontrol devremi 24 volta verdim arkadaşlar. Şu anda 24 volta göre tanımlandı. Hemen kontrol edeceğiz multimetremizde gerçekten 24 volt verebiliyor mu bize? Şöyle kontrol ederim. Evet arkadaşlar, şu anda 23.9 volt vermekte. Şu an rüzgarın
Evet arkadaşlar, şu an 25.6 voltlarda. Tabii bu sürekli değişecektir. Şu anda çok yükseldi mesela. 28. Şu an oldukça iyi arkadaşlar. 28, evet 28. Evet arkadaşlar, burada sabitledi galiba. Evet, kırmızı ışığımız da yandı şu anda. Şu an sabitlendi. Şurada göstereyim hemen. Rüzgar türbinimizde oldukça hızlı dönüyor. Hatta benim yapmış olduğum bile dönüyor arkadaşlar. Bu bir önceki videoda biliyorsunuz tanıttığım rüzgar türbinimde, hatta çok ses yapar diye konuşuyorlardı. Duyduğunuz gibi rüzgar sesinden başka hiçbir ses yok. Evet, yatay rüzgar türbinimde dönüşü çok hızlı arkadaşlar şu anda. Hızlı olduğu için hemen bir amper çıkışlarını ölçelim. Evet, rüzgar yoğunken hemen bir amper ölçümü yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar, körlükü de fazla yüklenmek istemiyorum. Sürekli yakıyorum ben bu cihazı. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar, bunu 24 volta kadar düşüreceğim. Düştü. Şu an hemen düşürelim. Evet arkadaşlar, bu ne hikmetse bu 28 voltlara biz ölçemiyoruz. Şu anda evet, kısa devre yapıyor gördüğünüz gibi. Maalesef kör yüküm yine yandı arkadaşlar. Yine 28-24 volta bir ölçüm yapamadık doğru düzgün. Şöyle 70 watt gücünde bir tane led ampulüm var arkadaşlar. 12 voltta çalışıyor. Bunu aküsüz yakabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ama tabii öncelikle cihazımızı 12 volta tanıtmamız gerekiyor. Hemen şöyle cihazımızı 12 volta tanıttıktan sonra yine multimetre yardımıyla gerçekten 12 volta düşmüş mü kontrol edeceğiz. Şu an rüzgar biraz düşük ama bakalım kaç voltta. Evet arkadaşlar, yaklaşık 12 voltta. Görüyorsunuz arkadaşlar, lambamızın yandığını görüyorsunuz. Kablo düzeneğimiz böyle. Ve rüzgar türbinimiz de dönüyor arkadaşlar. 12 voltluk ledimizi çok rahat bir şekilde yakmakta. Görmüş olduğunuz rüzgar türbinimizin incelemesini yaptık arkadaşlar. Nasıl performans veriyor hep beraber görmüş olduk. Benim bu almış olduğum rüzgar türbünü 24 voltluk bir rüzgar türbünü ve yanında da şarj kontrol cihazı gelmiyor arkadaşlar. Bunun için de videomun açıklama kısmına link bırakacağım. Onu da oradan alabilirsiniz. Bu rüzgar türbününü almak istiyorsanız da yine videomun açıklama kısmında link var ve indirim kuponu da vereceğim. Banggood üzerinden indirimli olarak bu ürünü alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürün vergiler dahil olarak geliyor. Eğer ihtiyacınız varsa özellikle karavancılar için bence çok güzel bir cihaz. Akülerinizi yeterince şarj edecektir diye düşünüyorum. Tercih sizin artık. İsterseniz bu rüzgar türbinini alın, İsterseniz de bu yatay rüzgar türbinini alın. Ama görsel olarak çok havalı duruyor. Elektrik üretmese bile insan şunun dönmesi için yine satın alır diye düşünüyorum. Yoldan geçenler illaki dikkatini çekiyor ve bu ürünü bakıyor. Zaten Türkiye'de de bu tür ürünleri görmek mümkün değil. Yine
Türkiye'de bir ilki alıp ve tanıttım arkadaşlar size. Umarım da faydalı olmuştur. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.